Hazır mı? Selamünaleyküm. Kıymetli izleyicilerim, şimdi standımızdayız. Biliyorsunuz İzmir'de yapılan 17.si yapılan Agro Expo Tarım ve Hayvancılık Fuarındayız. Burada standımız mevcut. A holündeyiz. 22-11 numaralı standdayız. Şimdi çok özel bir misafirim geldi. Konu da çok önemli olduğu için henüz daha ortam kalabalık olmadan bu videoyu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Cemal Torun abim, Torunoğlu sütün sahibi. Kendisi hem işletme sahibi hem de orta ölçekli diyebileceğimiz bir süt işletmesinin sahibi. Çok önemli bir konudan bahsettiğini görünce bunu da sizlerle paylaşmadan geçmeyeyim istedim. Cemal abi diyor ki ben rekabet edemiyorum diyor. Artık o kadar çok merdiven altı üretim var ki diyor. İçerisinde süt olmayan, içerisinde yağ olmayan, süt yağı olmayan ürünler piyasada o kadar çok satılıyor ki diyor. Ben bu kadar kötü ürün içerisinde gerçekten sütten yapılan peyniri olması gereken fiyatta satmakta zorlanıyorum diyor. Kendisine bu konuyla alakalı bilgiler alacağız. Öncelikle hoş geldiniz abi standımıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz masanın her iki tarafında da oturan bir adamsınız. Çünkü hem işletmeniz var hem de bir süt alıcısısınız. Evet. Dolayısıyla süt üretenlere parasını öderken çok da eliniz titremiyor yani. Yok, Allah'a şükür. Adamların ne çektiğini, nasıl sıkıntılar kesinlikle çektiğini biliyorum, farkındayım. Az önce söylediklerinizi tekrardan almak istiyorum. Şimdi piyasa hani diyoruz ya, süt azaldı, süt fiyatları yükseldi. Süt fiyatları düşükken, ayak altı iken sanayici süt üreticisinin gerçek fiyatını vermediği için inekler kesime gitti ve bugünkü tabloyla karşılaştık. Ben şimdi sanayici tarafından bakıldığında olay başka görünüyor. Bizim tarafımızdan bakıldığında böyle görünüyor. Ben diyorum ki sanayici bizim hak ettiğimiz parayı bize vermediği için bugünkü sonuca geldik. Süt arttı. Alım gücü düştü. Ben ona katılmıyorum. Şöyle, bundan 10 yıl önce 10 milyon ton civarında sütümüz vardı. Bugün 21 milyonlardan bahsediyor. Dün açıklandı 22 milyon. Ha, bak 22 milyondan bahsediliyor. Evet. Hiç kar etmeyen bir müessese büyümez. Bak bunun altını bir çizelim. Şimdi hak ettiği yeri bulabilmesi için piyasadaki haksız rekabetleri engellememiz lazım. Bu haksız rekabetler ne oluyor? Adamın vergi kaydı yok, işletme izni yok, merdiven altında margarinden, nişastadan, kemik unundan, buna benzer birçok maddeyi birleştirerekten sütsüz peynir yapıyor. Margarinden peynir olur mu abi? Oluyor tabi. Yapıyorlar. Peki bu margarini satan belli değil mi? Bunun margarini satan belli. Nereye gidiyor oğlum bu margarin diye soran biri yok mu? Mutlaka olması lazım. Şöyle, kanıtınız ne diye soracak olursanız, bundan 10 yıl önceki Tarım Bakanlığı'nın açıklamış olduğu hile yapanlar listesi, bir de 2019'daki Tarım Bakanlığı'nın hile yapanların listesine baktığımız zaman her geçen gün artış var. Gerçeği orada görürüz. Eskiden İzmir'de, Afyon'da, Konya'da, Kayseri'de ve buna benzer birkaç yerde gözükürken şu anda Türkiye'nin her tarafında, Trabzon dahil, İstanbul dahil, Sinop dahil, reklam mı mahiyeti? Biraz reklam gibi oluyor herhalde. Yani afiş edilmekten keyif alan bir üretici var o zaman. Şu anda gün geçtikçe ülkemizde hile yapanların sayısı artıyor. Allah korusun. Bu bizim inekçiliğimizin, süt fabrikalarımızın, süt işletmelerimizin geleceğini tehdit ediyor. Dünyada protein çok kıymetli ama doğru protein kıymetli. Peki söylediğiniz gibi margarin ya da o söylediğiniz yan ürünler peynir üretiminde kullanılmaz ise yarından itibaren devlet bu işe kafayı taktı. Bitireceğim lan bu ne kadar sattı. Neyse bu süt yetişmez. Bu defa süt daha bağlanmaz süt, mı? Süt yetişmediği için sütte doğal denge kendi haline yükselir. Bu kesin. Yani biz sütte açık veririz. Peki ama niye bir dönem oluyor süt fazlası veriyoruz? Bir dönem oluyor süt. Hiçbir zaman süt fazlamız yoktu. Yani hiçbir zaman süt fazlası olduğu niye dönemden yaşamadık. Geçtiğimiz dönemlerde sütün fazlası alınıp süt tozuna çevrildiği dönemde şunu mu demek istiyorsunuz? O dönemde de yine hile vardı. Evet. Süt kullanılmadığı için aynen fazlaymış. Aynen öyle. Hiçbir zaman süt fazlası olmadı. Bizim sütümüz yetişmez. Şu an kaç ton süt işliyorsunuz? Ben 70 ton civarında süt işliyorum. Aşağı yukarıda yıllardır bu evet, şeyde gidiyor. Evet. Ben 100 ton kadar işliyordum. Bizim kapasitelerimiz geri geliyor. Çünkü bu hileli ürünler yüzünden pazar kaybediyoruz.
Bir soru daha. Biz 2,5 liraya sütü satıyoruz. Markete gidiyoruz ki 4 lira yazıyor. Gıcık oluyoruz buna diyorlar. 4 lira değil, 6 lira da var. Peki bu aradaki fiyat artışına sebep olan şeyleri bir anlatır mısınız? Şöyle. Hani adam sütü satarken böyle ulan 2,5'a verdik, markete gidiyoruz 5'e alıyoruz. Bu ne biçim iş? Allah'tan korkun filan. Şimdi paket sütle alakalı olarak Türkiye'de üretim az. Diyelim ki paket sütçü bu ülkede en fazla 20 kişi vardır. Ama peynir üreticisi 1400 kişi var. Anlatabildim mi? Paket sütçüler böyle. Onlar kendilerine göre bir pazar fiyat oluşturmuşlar. Eğer paket süt gibi satılsaydı bugün kaşarın fiyatı 50 lira olması lazım ama piyasada kaşar şu anda 34 lira. Az önce bir rakam daha söylediniz. Sütün değer artışı ile etin değer artışını kıyasladınız. Şimdi 3 yıl içerisinde sütümüz aşağı yukarı %130 zamlandı. Eğer 3 yıl içerisinde karkas etten bahsediyorum, o da zamlanmış olsaydı 62 lira olması gerekiyordu. Çünkü süt mi hızlı gitti, et mi geri? Süt çok hızlı gitti, et süt de geri kaldı. Et geri kaldığını kabul de, sütün çok ileri gittiğini ben düşünmüyorum. Ben herhalde şöyle söyleyeyim. 2,5 lira şu anda yani böyle yine ara sette bırakıyor yetiştiriciyi. Ben şöyle söyleyeyim. Bizim kazançlarımız veya işletmelerin karı sütün hızlı gittiği gibi gitmedi ama. Neden öyle? Ben 10 litre sütü sattım, yerine 8 litre süt aldım. Bir de sanayici gözüyle bakmak lazım. Anladım. Ben 3 yıl içerisinde %130 kazanmadım ki ana maddeyi kurtarabilirim. Peki sütü siz nasıl ödeme yapıyorsunuz normalde? Biz de ayın 1'inden 30'una kadar alıp yani ayın ortalama 5'inde 15 gün gibi. 17 gün 18 gün. 17 gün gibi. Siz 17 günde ödeme yaparken siz paranızı piyasadan ne kadar vadede topluyorsunuz? 4 ay 5 ay. Dolayısıyla aradaki paranın maliyetini siz ödüyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi izleyicilerim dikkat etsinler bu konuya. Yani neden 2,5 liralık süt ürüne dönüştüğü zaman arada bu kadar uçurum katma değer oluşuyor? Bunlardan bir tanesi neymiş? Size parayı ödüyor adam ama kendisi yaptığı muamelin parasını 4 ayda tahsil edemiyor. Yani batık para da var. Tabii olmaz mı? Peki şimdi işin vergi tarafı? Şöyle, vergisini tam ödüyoruz. Onda sıkıntı yok. Şimdi bir marka... Yani verginin tüketiciye yükü. Şimdi 2,5 liranın vergi yüküyle 4 liranın vergi yükü arasındaki fark da var. Fark tabii. Şimdi 4 liranın %8'i, 2,5 liranın %8'i nerede? Evet. 4 liranın %8'i nerede? Bir de şöyle bir şey var bak. Biz bir marketçiye ürün veriyoruz. 4 aylık riskimiz oluşuyor. Marketçi de 4. ayın sonunda iflas erteleme alıyor. Biz adamın yanına bile varamıyoruz. Bu son 1 yılın sorunu değil mi bu da? Ne? Kaç yıldan beri böyle. Evet. Tamam da onu korumaya alıyorsunuz. İflas ertelemeden dolayı korumaya alıyorsunuz. Ona mal verenleri kim korumaya alacak? Allah koruyacak. Burayı anlatabildim mi? Ya böyle bir saçmalık olur mu ya? Evet. Yani peki o şey nerede? İmkanı olan korumaya Mustafa alıyor Korkmaz kendisini. Mustafa Korkmaz gelsin bakalım. Dolayısıyla biz sanayiciler öyle çok rahat değiliz. Bir de arada kalmışlık var. Ne büyüksünüz ne küçüksünüz. Bir de o var değil bir mi? Bir de o var. Şimdi sizi ölçek merdiven altı olmakla yani gayri kontrol dışı üretim yapmakla profesyonel lige çıkmak arasında kaldınız. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Ülkemizde orta ölçekli işletmeler ülkenin sigortasıdır. Bunu unutmayalım. Büyük aksi halde büyüklerin yoğunlukta olduğu bir pazarda hala bu ülkede offsette basılmış paralar geçerli. Bastırıyor parayı, alıyor. Yani bütün savaşlar silahla olmuyor. Ekonomik savaşlar da var. Doğru. Dış güçler gelir, senin en büyük süt işletmeni bastırır parayı, alır. Aldı nitekim Fransızlar geldi. Bu kadar aldı. Basit. Değil mi? Bu kadar basit yani. Yani bakın çok önemli bir noktaya değindi aslında. Orta ölçekli işletmeler bu ülkenin sigortası. Yani dün de konuşmuştuk bunu. İşletmeler karlılıklarını arttırdığı zaman, belli bir ekonomik büyüklüğün üzerine çıktıkları zaman yurt dışından gelen sermaye sahiplerinin dikkatini çekiyorlar. Evet, evet. Ve alıyorlar. Bizim için aslında stratejik olan bu kaleleri tek tek fethetmiş oluyorlar. Biz küçük ve orta ölçekli işletmeleri aynen hayvancılıkta olduğu gibi korumakla ayakta tutmazsak büyüklerin kurbanı olacağız. Kesinlikle. Şimdi Mustafa kardeşim süt üretiyor. Az önce dedin ki sen evet. süt fiyatı iyi. Mustafa da süt üretiyor. Kaça satıyor ne abi sütü şimdi? Şu anda 2.23'ten veriyoruz. 2.23. 2.23'ten veriyoruz. Kooperatife veriyoruz. Konya. Kulu. Konya Kulu. Çumra. 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 Bence ucuz veriyor. Ucuz veriyorsun kardeşim sen.
Oradan alıyorlar abi. Ucuz alıyorlar. Buradan Kulu'daki şey Çumra'daki kooperatif başkanlarına sesleniyor. Numara... Acilen zam istiyoruz. Zam istiyoruz. Abi. Bak süt para yani, diyor. Cemal abi diyor ki süt para diyor. Yani şu anda 2400'e kadar süt uyan süt satılıyor. Biz büyük şehirlere yakın çiftliklerden 2.8'e süt bulamıyoruz. Ya o spesiyel olabilir yani. 2.8'e göre de bizim kaşar fiyatımız yok yani. Bunu yani, da anlamak aynen. lazım. Üretim çok olan bölgelerde fiyatlar düşük oluyor. Yok. Kalite, sütün kalitesine göre. Adam birinci sınıf süt üretiyor. Soğutulmuş şimdi, sütünüz varsa eğer şimdi şok oluyorlar. Üzerindeyse siz 2400 liraya rahat satarsınız. Sütümüzü analiz yapıyorlar, şok oluyorlar. Ama senin sütün kaliteli olduğu için fiyatı ben arttırıyorum diye bir şey yok. İşte o zaman proteinle alakalı, kuru madde ve yağla alakalı farkımızı almamız lazım. Doğru olanı bu. Doğru olanı bu da. Yani bir bakıyorsun bir kişinin sütü 3.8 geliyor, birininki de 3.3 geliyor. Arada 5 puan var ama süt aynı fiyat. Olmamalı. Siz öyle mi alıyorsunuz? Biz öyle alıyoruz aşağı yukarı. Yani değerlerimiz hemen hemen buna yakın. Yani... Şimdi benim esas dikkatimi çeken cümle şu oldu Cemal abinin söylediğinde. Diyor ki ortada bir süt krizi var. Süt yok. Hem pahalı. Sanayici açısından söylüyor bunu. Üreten de diyor ki bu fiyat beni kurtarmıyor diyor. Yavruları ancak bana kar kalırsa diyor elime yok başıma koyacağım diyor. Aynen. Süt parası ancak masrafı karşılıyor diyor. Sanayici diyor ki ben eziliyorum. Büyük firmalarla merdiven altı firmaların arasına sıkıştım kaldım. Ne büyüyebiliyorum ne küçülebiliyorum. Adamlar diyor margarinden peynir yapıyorlar diyor. Güvenilir gıda kalmadı. Tahşiş yapılmadan önce hileli mal yapan adam sayısı 10'sa diyor. Tahşiş yapıldıktan sonra 100'e çıktı diyor. Yani çok çoğaldı. Bu cezanın listede bir caydırıcılık görebilirler. Tarım Bakanı'nın listesinde görebilirler. Cezada bir caydırıcılık yok. Sanki bir teşvikmiş gibi her geçen gün çoğalıyor. Buna müdahale eden yok diyor. Eğer diyor müdahale edilirse hadi bu margarin satan firmalar belli. Kemik unu satan firmalar belli. Nereye satıyorsun oğlum diye soru sorsa mandıraya sattığını görse bunun önüne bir geçse belki de şu anki üretilen süt yetmeyecek. Belki de süt 3 lira olacak. Bir de şöyle bir şey var. Eşref Bey. Kuru madde diye bir şey var. Siz sılaj alırken kuru maddeye tabii dikkat etmiyor musunuz? Tabii. Ama kaşardaki eritme peynirdeki bak. Bir peynir var yan yana konulmuş. Birisi 30 lira, birisi 22 lira. 30 lira olan olarak gördüğümüz peynir uzaktan bize pahalı bir etiket, doğru mu? Halbuki ise ucuz peynir 30 lira. Bu nasıl oluyor diyecekseniz içindeki su miktarı fazla. İçindeki su miktarına göre biz 22 liralık peynir alıyoruz. Bak ucuz diye onu alıyoruz ama pahalı. Pahalı alıyorsun. Neden abi? Biliyor musun? Sen su satın alıyorsun. Yok. Margarin satın alıyorsun. Yok. Su satın alıyorsun. Margarin de var da su satın alıyorsun. Belediye musluktan daha ucuz. Şöyle onu 40 kuru maddeye böleceksiniz. 59 bin lirayı buluyor 22 liralık ürün. Öbür 30'luk ürünü de 55'e bölüyorsunuz, o 52 liraya geliyor. Burayı anlatabildim peki mi? Peki abi, tüketici... Kuru maddeye göre para vermiş olsak, 30 liralık ürün 22 liralıktan ucuza geliyor. Peynir alacak tüketici ne yapsın şimdi, yemesin mi? Hiçbir şey yapamaz. Tarım Bakanlığı görevini yapacak. Peki, peynir yemeyelim mi? Nereden bileceğiz? Margarinden mi yapıldı? Sütten mi yapıldı? Kime güveneceğiz? Doğru ürünü, bildiğiniz ürünü alabiliyorsanız... Adam nereden bilecek ha doğru ürünü? Üretimi yapanlara sadece para cezası kesiliyor. Şu anda para cezası başka ama... Başka bir yaptırım yok mu? Kapatma veya tekrarı... Hapis cezası yok mu? Valla şimdi 100 tane hilelinin de periyodik takip. Belki 50 tanesini ancak kontrol edebiliyorlar. Bir 50'si de kayıp. Yani hiç denetlenemeyen, kaydı olmayan. O zaman evet. Videomuz biraz uzun olmuş abi. Tamam. Daha fazla uzun olursa kimse izlemez. Doğrudur. Diyoruz ki güvendiğiniz insanlardan, güvendiğiniz firmalardan alışveriş edin. Bu arada Tarım Bakanlığı'nın Gıda Kontrolü Genel Müdürlüğü'nü yeniden göreve çağırıyoruz. Daha sıkı denetimler yapmasını istiyoruz. Bu yaptığı formülün işe yaramadığını söylüyor Cemal abi. Diyor ki eskiden tahşiş listesi yayınlanmadan önce 10 kişi vardı, şimdi 100 kişi oldu. Hakikaten. Her geçen günde artıyor. Artıyor. Demek ki diyor cezalar caydırıcı değil. Hapis cezası gelse nasıl olur? Hapis cezası doğru adrese hapis cezası verirse başarılı olur. Ama firma değiştiriyorlar, isim değiştiriyorlar, o kadar çok çoğalıyor ki. Adamı hapse atacak bir, ruhsatını iptal edecek iki, evet. Hapis yattığı gün boyunca da margarinden yapılmış peynir yesin. Şimdi son kelime bir şey nasıl? Söylüyorum. Son kelime. Evet abi. Bir tarafta tereyağı 65 lira, bir tarafta 39 lira. Hangisi tereyağı bunun?
Yine kuru madde. Kodeks tek. Ülkemizde tereyağı kodeksi, peynir kodeksi tek. Nasıl olduğunu artık ben soruyorum. Kedi buysa et nerede? He. 39 lira 65 lira. Evet. Ben başka diyecek bir şey bulamıyorum. Ortada hakem yok arkadaşlar. Değil mi? Hakem sorunu yok, var şu anda. Hakem sorunu var. Üretici diyor ki para yetmiyor. Yetmiyor. Yetmiyor diyor. Sanayici diyor ki pahalı. Üretici diyor ki ben... Tüketici de diyor ki ben ucuz olanı alırım. Ben de diyorum ki güvendiğiniz, bildiğiniz yerden alın. Devletimiz hakemliğini yapsın. Gereken cezayı koysun. Cezalarda caydırıcılık olsun. Daha ağır ve yaptırımları ağır olan cezalar getirsin. Adam şirketi değiştirip, ruhsatı değiştirip, daha önceden faaliyet yapan ama çalışmayan birinin ruhsatını alıp onun üzerinden iş yapmasın. Aynen. Adamı götürsün, hapse atsın. Hapis süresi boyunca da margarinden yapılmış peynir yeme cezası verilsin. Değil olabilir. Mi? Evet. Yarı şaka, yarı ciddi. Bu konuyu da ele almış olduk. Allah'a emanet olun. Standımıza bekliyoruz.